Günaydın sevgili arkadaşlar. Göksel'in Mutfağı Çay Saati programına hoş geldiniz. Bugün de sizlere şifalı bitkilerden mimozayı tanıtacağım. Mimoza ağacının özellikleri nedir, nasıl yetişir, faydaları nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi sahibi yapmaya çalışacağım size. Bu görmüş olduğunuz ağaç mimoza. Mimozanın farklı isimleri de vardır. Dokunma bana çiçeği, küstüm çiçeği gibi isimleri de bulunmaktadır. Ama öyle yüz binlerce abonesi olan kanalları gördüm. O kadar hatalı bilgiler vermişler ki sizlere doğru bilgilerle donatmak istedim. Ben buralarda yaşıyorum. Bakın kendiliğinden çıkmış mimozalara, daha büyük bir mimozaya doğru giderim şu anda. Mimoza ağacı akasya gillerdendir. Asıl vatanı Avustralya'dır. Avustralya çok sıcaktır. Bizim güney sahillerimiz de çok sıcaktır. Bu bakımdan iklim olarak aynı okaliptüs nasıl yetişiyorsa mimoza da burada kendiliğinden yetişmektedir. Neden hatalı bilgiler dedim? Çünkü söylemişler ki mimoza ağacı rüzgardan hoşlanmaz. Burada öyle fırtınalar eser ki çatıları alır götürür. Mimoza öyle toprak falan da seçmez. Mimozaya toprak olsun ama o toprak nemli olsun yeter. Buraları kazdığımız zaman toprakları yerin yaklaşık 1 metre altından su çıkıyor. Mimozanın da aradığı özellik zaten budur. Aynı zamanda toprak seçiciliği hiç yoktur. Öyle kirli toprak sever mimoza. Hayır. Toprağı nemli olsun ve bir de güneş olsun yeter. Aradığı tek şey nemli toprak ve güneş. Rüzgardan etkilenmez, fırtınadan hiç etkilenmeyen rüzgardan zaten hiç etkilenmez. Yetiştirmesi eğer bu imkanları sağlarsanız bu kadar kolaydır. Bununla beraber sigarayı bırakmak isteyenler için mimoza ağacının enfes bir özelliği vardır. Vücuttaki nikotini azaltması gibi. Ve aynı zamanda özellikle ruhsal yönden çöküntü yaşamış, depresif, anksiyetesi bulunan, endişeleri ve korkuları bulunan kişi bunun çayını içerlerse rahatlık sağlarlar. Ama her zaman dediğim gibi bitki çaylarına dikkat etmek lazım. Bitki çayları öyle sürekli her gün içilecek çaylar değildir. Yani her gün içilecek çaylardır ama günde 10 bardak 20 bardak içeyim diyemezsiniz. Vücudunuzun dengesini şaşırır. Ve bitki çaylarını da başka bitkilerle karıştırmayın. Bitkiyi kendi bitkisiyle, yani kendine has özelliğiyle tek tek tüketin. Bunu da günde bir bardak olarak, şu görmüş olduğunuz sarı çiçekler var ya, onlardan kupanıza, büyük fincandan bahsediyorum, 3 veya 4 tane atın, sıcak suyu üstüne ekleyin. Ilıdıktan sonra, yani içme kıvamını çok ılıkta demiyorum, yaklaşık 5 dakika sonra çiçeklerini çıkartın. Onları artık atın. Bunun tadı birazcık acımsıdır. Kekremsi bir tadı vardır. İlk içenler sevmeyebilirler. O nedenle içine bir kaşık da bal katarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Evlerde de bunu üretebilirsiniz. Dediğim gibi çok da pahalıya sattıkları işte altın tozu çiçeği denilen çiçek budur. Mimoza çiçeğidir. Bu altın tozu değildir. Bilakis mimozadır. Çok da pahalıya satılmaktadır. Burada her yerde çiçeklerinin düşmesiyle üremektedir. Nasıl üreteceksiniz siz bunu? Gerek kurumuş çiçeklerden, gerekse çelikleme yoluyla özellikle şöyle birazcık kalın bir yıllık dallar olabilir. Bir yıllık dallarından alabilirsiniz. Bu bir yıllık dalları uç kısmını kesiyorsunuz. Arka kısmına da çeltikler atıp yaralıyorsunuz kök kısmını. Yani dala birleştiği kısımdan, budak yerinden kesiyorsunuz. Ama o kestiğiniz yeri yaralamanız lazım. Bitkilerin bir özelliği vardır. Yaralandığı zaman kendini tedavi etmeye çalışır. İşte o tedavi etmeye çalışması toprağa kök salacak demektir. Yapraklarını kopartarak en az 30 santim derine gömüyorsunuz ki yukarıdan da bir 20 santim falan çıksın. Yaprakları koparttığınız ve yaraladığınız yerler kökleri, yukarıda yaprakları koparttığınız yerler ise dalları oluşturacaktır. Ve hemen de tutacaktır. Ekimi, dikimi son derece kolay bir ağaçtır. Çok da pahalıya satıyorlar görüyorum İstanbul, Ankara. Buralarda biraz şanslıyız herhalde kendi kendine çıktığı için. Çayı da dediğim gibi çok çok yararlı psikolojik olarak. Sizlere doğru bilgi vermek için bu programlara başladım. Çünkü ben doğada, ormanda, ıssız, sakin yerlerde bizzat yaşayan bir insanım. Kalabalık yerde yaşamıyorum. En doğru da bilgilere haiz bir kişiyim. Bu nedenle ilk ağızdan dinlemenizi istedim. Çayını dediğim gibi günde bir bardak için ruhsal olarak, psikolojik olarak da rahatlama sağlayacak. Bu arada mimoza çiçekleri senede sadece Nisan ayında açarlar, Mayıs'ın ortasına doğru çiçeklerini dökerler.
Arkamdaki ağaç da okaliptüs ağacı. Gene Avustralya bölgesine ait. Bir sonraki videomda ondan bahsedeceğim size. Ayrıca kanalıma abone olmak ve bu bilgileri edinmek de zaten ücretsiz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgilerle kalın, hoşça kalın.